Evet dersimiz öğrenme psikolojisi. Öğrenme psikolojisi her yıl mutlaka bir ya da iki tane sorunun geldiği bir konu. Ee, sorular genellikle e, bilgiye dayalı olarak gelir. Çok yorum yapılamaz. E, o yüzden dikkatli dinlemeniz lazım. E, bir bakalım başlayalım neler var içinde. Öncelikli olarak e, hangi davranışlarımız öğrenme değil onlardan başlayacağız. Birincisi refleksler. Refleksler öğrenme değiller çünkü tamamen otomatik tepkiler. E, i̇çgüdüler. Hayvanlarda görülen bir takım kalıtsal davranışlar öğrenme değiller. Hayvanlar bunları tamamen doğuştan getiriyorlar içgüdüleri ve fizyolojik güdüler yani insanlarda bulunan ve tamamen doğuştan getirilen açlık gibi, susuzluk gibi, uyku gibi, cinsellik gibi güdüler öğrenme değiller. Olgunlaşmayla kendiliğinden kazanılan davranışlar yani yürümek ya da belli sesler çıkarmak gibi davranışlar öğrenme değil. Bir davranışın öğrenme olup olmadığını anlamanın yolu o davranışın doğuştan getirilip getirilmediğine ve otomatik olup olmadığına bakmak. Bunların dışındaki her davranış öğrenme yoluyla kazanılır ya da değiştirilir. Nelerden hoşlanıyoruz, nelerden korkuyoruz, nelere ağlıyoruz, nelere gülüyoruz, insanlarla nasıl geçiniyoruz? Bunların hepsi öğrenmeyle kazanılır ya da değiştirilir. Şimdi öğrenmenin standart bir tanımına bakalım. Öğrenme, davranışta yaşantılar sonucunda elde edilen göreli olarak kalıcı değişiklikler. Buradaki göreli olarak ve kalıcı değişiklikler tanımları önemli. Göreli olarak kalıcı şu demek, davranış değişikliğinin Uzun süreli olması lazım. Kısa süreli bir takım davranışlar öğrenme olarak kabul edilmezler. Davranış değişikliğinden kastımız da şudur. Genellikle sanki yeni bir davranışın ortaya çıkması gibi algılanır öğrenme. Ama bazı davranış biçimlerinin terk edilmesi ya da değiştirilmesi de öğrenmedir. Ee, mesela bir restorana gitmek öğrenilen bir davranıştır. Ee, fakat diyelim o restorana gittiniz ve yemeğinizde bir kıl çıktı. O restorana gitmeyi terk etmek de bir öğrenmedir. Bunu unutmamak lazım. Öğrenme ile ilgili birkaç tane önemli özellikten bahsedelim öncelikle. Öğrenme doğumla başlar, ölene kadar devam eder. Ee, öğrenme olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Mesela küfretmek ya da sigara içmeyi öğrenmek ya da uyuşturucu kullanmayı öğrenmek olumsuz olarak tabir edilir. Gerekli de olabilir, gereksiz de olabilir. Mesela kuş dili öğrenmek ya da kelimeleri tersten okumayı öğrenmek gereksiz öğrenmeler olarak kabul edilir. Üçüncü olarak insanların ve hayvanların temel öğrenme mekanizmaları aynıdır. Ee, bu yüzden hayvanlar üzerinde yapılan deneylerin sonuçları insanlara da uygulanabilir. Aradaki fark kimin? Neyi ne kadar öğrenecek donanıma sahip olduğudur evet.